Öncelikle yaklaşan kurban bayramımızın ülkemize, memleketimize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden temenni ve niyaz ediyorum. Kurban bütün dinlerde meşru olan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi 34. ayette yüce Rabbimiz لِكُلِّ kulli ümmetin ce'alnâ menseken." Her ümmete biz kurban kesme ibadeti belirledik. Her ümmete لِكُلِّ ümmetin ce'alnâ menseken. Her ümmete kurban kesme ibadeti belirledik diyor yüce Rabbimiz. Kur, kurban dinimizde, İslam dininde ve geçmiş dinlerde meşru olan bir ibadettir. Meşruiyeti de hem kitap, hem sünnet hem de icmai ümmetle sabittir. Bunun meşruiyetini kabul etmeyen kişilerin imanı tehlikeye girer. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hem peygamber efendimizin kendisinde olan, kendisine emredilen, kendisinin bir sünneti hem İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail Aleyhisselam'ın kurban ibadetiyle imtihan olduğu, hem Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun da Maide Suresi 27. ayette Allahu Alem yine kurban ibadetiyle imtihan olundukları geçiyor. Dolayısıyla bize de Hz. İbrahim'den kalan bir sünnet olarak İslam dininde de belirlenmiş bir ibadettir. Hanifi mezhebine göre vacip bir ibadettir. Yani dinimizde ibadet Allah'a yaklaşmanın birçok çeşitleri vardır. Yani sırf bedenle yapılan ibadetler vardır namaz ve oruç gibi sırf e, malla yapılan ibadetler vardır zekat ve kurban gibi e, hem beden hemle mal ile yapılan ibadetler vardır haç ve ümre gibi kurban ibadeti mali bir ibadettir her mükellefe farz değildir Kurban ibadetiyle mükellef olabilmek için kişinin Müslüman olması, akıllı olması, bazı alimlere göre buluğ çağına ermiş olması, mukim olması yani seferde olmaması ve belirli bir mali güce sahip olması. Onun da e, belirlenmesinde mezhepler e, Havai'ci asliyesinden fazla nisap miktarı mara olan diye belirlemiş. Yani asli ihtiyaçlarından hariç, evinin ihtiyaçlarından hariç bugün itibariyle 80 veya 100 gram altın veya e, bu değerde malı olan kişiye e, belirli imkanları olan, yani bugün itibariyle 15 bin, 20 bin TL fazladan parası olan kişiler kurban kesmekle Hanifi mezhebine göre mükelleftirler. Şafi mezhebinde sünnet olan bir e, ameldir. Çünkü biz kurbanla mükellef isek kurban kesmenin yollarını aramalıyız. Kurbanla mükellef değilsek kurban kesmek için çaba sarf etmemize gerek yoktur. Neden? Şimdi biz Malımızın zekatını verirken illa da paramız yoksa biz zekat verelim diye düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz. Dolayısıyla kurbanda da böyle yani kurban kesmekle mükellef olmayanların benim çoluğum çocuğum aç kalmasın işte başkasının eline bakmasın diye kurban borç ederek veyahut da mali sıkıntıya girerek kurban kesmesi doğru bir davranış değildir. Çünkü İslam'da diğer kardeşinin o gün etinden istifade edeceksin. Sen kesmiyorsan kardeşinin etinden sana getirilen etten istifade edeceksin. Ve bu konuda da herhangi bir eziklik yaşamayacaksın. Çünkü İnnemel ne ihvatun. Müminler kardeştir. Ben mesela bir kardeşimiz bize zekatını verse nasıl ondan adabıyla, erkanıyla bize zekatını verse nasıl ondan incinmiyorsak bize kurbanından et getiren kardeşimize de ondan incinmememiz gerekiyor. Çünkü Allah o ibadeti ona mükellef kılmış, bize mükellef kılmamış. Genelde Peygamber Efendimiz üçe taksim etmiş. Birisini e, konu komşulara, birisi, e, üçte birini konu komşuya, üçte birini akrabalara, üçte birisini de kendi evine e, ayırmış. E, kurbanlığın böyle üçe taksim edilmesi, üç bölüme ayrılması memleketimizde de genelde bir sünnet ve gelenek olarak devam ediyor. Ancak bunların hepsi sünnet olan, güzel olan davranışlardır. Kurban, Allah'a yaklaşmak anlamına gelir. Karube kökünden geliyor. Kurban da Allah'a yaklaştıran şey demektir. Vasta demektir. Bizim kestiğimiz kurbanla da biz yüce Rabbimize yaklaşmış oluyoruz. Nasıl namazla yaklaştığımız gibi oruçla yaklaştığımız gibi haç ibadetini yaparak yaklaştığımız gibi kurban keserek de Rabbimize yaklaşmış oluruz. Kurban keserek keserken dikkat etmemiz gereken şey şu: Hiçbir şey bilmiyorsak kurbanımızı kıbleye yatırıyoruz, bıçağımızı bile, bilemiş oluyoruz, Bismillahirrahmanirrahim diye ...kurbanımızı kıbleye dönerek kesebiliriz. Hem keserken nefes borusu... ...yemek borusu, nefes borusu... ...sağda ve solda iki tane can damarından bir tanesi kesilirse... ...kurbanımız kesilmiş oluyor. Zaten bıçağı atarken biz iki yerden kan fışkırıyorsa... ...zaten büyük bir ihtimalle nefes ve yemek borusunu kesmiş durumdayız. Bilen kardeşlerimiz de bu duayı okuyabilirler. İnne salati ve nusuki ve mahiyaya ve memati lillahi rabbil alemin la şerikele Benim namazım, benim orucum, inne salati namazım ve nusuki kurban kesme ibadetim ve mahiyaya hayatım ve memati ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin alemlerin Rabbi olan Allah içindir diye onun eşi ve ortağı yoktur diye Türkçesinden veya Arapçasından bilen kardeşlerimiz bu duayı okursa bu da sünnet olan güzel olan dualardan birisidir.